Merhaba Cem. Merhaba Mehmet, nasılsın? Teşekkürler. Bu sefer sen sordun ilk. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Tekrar bir araya geldiğimize sevindim. Soruların da hazır galiba. İstersen Evet. başlayalım. İyi, başlayalım. Bu sefer ters köşe yapacağım seni biraz. İlk sorum şu. Gitmediğin ülkeler. Aslında güzel bir soru. Yani şöyle söyleyeyim. Seyahat hayal kurmakla başlar. Yani gitmediğim ülkeler diye sorarak bana hayal kurmayı şey yapıyorsun aslında şu an. Mesela şu an Avustralya'ya çok yakınım ben. Avustralya'ya gitmeyi düşünüyorum. Hazır Bali'ye yerleşmişken. Avustralya, Yeni Zelanda arasında Trans-Tazmanya Anlaşması var. Artı Yeni Zelanda vizesi Türk vatandaşları için bedava. Yani iki ülke arasında anlaşma gereği vize istiyor Yeni Zelanda ama yani mesela buralara kadar gelmişken bir Avustralya, bir Yeni Zelanda, bir Papua Yeni Gine, bir Fiji yapılabilir. Her zaman düşündüğüm coğrafyalar bunlar. İkincisi, Meksika'dan Kolombiya'ya uçmak zorunda kaldım ben. Nikaragua'da öğrenci olayları vardı o sırada. Bu 7 Amerika, Orta Amerika ülkesi var. Meksika'nın güneyinde, Kolombiya'nın kuzeyinde. Yani sırayla sayarsak Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nikaragua, Costa Rica, Panama. Bunlara gitmek istiyorum. Bir de Afrika. Yani Afrika'm biraz zayıf benim. Fas, Mısır ve Tanzanya'yı gördüm. O yüzden özellikle Sahra altı Afrika'ya gitmek istiyorum. Hatta bu seyahatte de Kenya, Uganda, Ruanda ortak vize. Doğu Afrika vizesi 3 ay çok girişli. 100 dolar alınabilen bir vize. Yani Afrika'ya bir şekilde ulaşıp bu 3 ülkeyi en kötü ihtimalle yapmak istiyorum. Çünkü bu seyahat zaten 6 ay Asya, 6 ay Afrika'da planıyla başlandı. Biraz şu an Asya'da rahatım iyi olduğu için biraz da kafamdakinden yani başka şekilde mesela yerleşmeyi düşünmüyorum. Şu an yerleştim mesela biliyorsun Bali'ye ama civar ülkelere buradan gidiyorum. O yüzden Afrika'dan biraz süreç alıp Asya'daki süreyi biraz arttırıp o dengelemeyi yapmayı düşünüyorum. O yüzden gitmediğim ülkeler sorusunu sordun. Güzel oldu. Böyle bir Harikulade. beyin fırtınası yapmış olduk. Efendim Mehmet, Zaten duyamadım. şu an gittiğin ülkeler hemen hemen gitmediğin ülkelerle eşit sayıda. Yani 193 ülke, 194 ülke dersen bağımsız, 92 ülke dersen benim de. Yani şöyle bir şey de var. Mesela ben Filistin'i ülke olarak kabul ediyorum. Çünkü Filistin gözlemci statüsünde. Vatikan gözlemci statüsünde. Kosova yarı tanınan bir ülke. Yani tanınmayan, yani şöyle Sırbistan'ın parçası olarak gören de var. Bağımsız olarak tanıyan da var. Kosova'yı da seviyorum. Aslında yani o ülke sayısı her zaman sıkıntılı. 193, 194. Yani bu birkaç yani yarı tanınan ülkeler de yani 200'e yakın ülke var. Ben de zaten dediğim gibi yani yarıya yakını neredeyse gördüm. Şu an Türkiye'de belki de çok nadir bulunan insanlardansın. Tekrar teşekkürler benimle konuştuğun için. Ben seninle konuşmalardan gayet keyif alıyorum, buluşmalarımızdan. İstersen ikinci soruma geçeyim. Şimdi bu Tabii ki. aralar Teşekkürler Mehmet. MasterChef var bildiğin üzere. Yemek üzere. Yemek zevklerinden biraz bahsetmek ister misin? Gittiğin Güzel bir ülkelerin. soru gene Mehmet. Çünkü şöyle beni bilenler yani yakından tanıyanlar biraz da biliyor bunu. Ben aslında son ülkeme aşçı olarak gittim. Yani 2018'de İşkur'un 4,5 aylık mesleki eğitimimi tamamladım. Çünkü Rus bir arkadaşım Türk mutfağı işi yapalım diye teklif etti bana. Ben dedim anlamam. Ondan sonra çok ısrarcı bakayım dedim. O sırada o kursları gördüm. Yani güzel bir kurstu biliyorsun. Yani İşkur'un kurslarında yani hem üstte para alıyorsun. Yani aylık 100 dolar civarında bir paraydı o zaman. Yani şimdi de herhalde gene günlük 50-60 ya da 80 TL mi ne kadar veriyorlar. Artı gidiyorsun her gün beraber yemek yapıyorsun. Yapılan yemeği de yiyorsun. Yani aslında yemek kursuna gitmek gayet güzel bir yatırım. Yani hem güzel yemekler yiyorsun, hem öğreniyorsun, hem de üstte para alıyorsun. Gerçi ben çok pratiğim yok. Yani kızlar sakalımdan, saçımdan bu defek mutfağa yaklaştırmak istemedi. Ama hemen pişince ilk bana şey yapıyorlar. Çünkü damak tadıma güveniyor insanlar. Çünkü dünyayı gezdiğim için. Ve şöyle bir şey var. Ben sana biraz da şöyle söyleyeyim. Ben biraz açık fikirliyim. Yani bir kültürde bir şey yemekse yenilebilen bir şeydir mantığıyla hareket ettiğim için.
O yüzden sınırı yok. Mesela Kore'de canlı ahtapot, yani biraz vegan arkadaşlar kızabilir ama yani dediğim gibi yılan, akrep, salyangoz, kurbağa, tavşan, bilimum tür değişik. Zaten biliyorsun Praxis'te de bir ara sormuştum bu soruyu, yani şey egzotik şeyler var mı diye. Ama onun dışında şöyle, yani ben mesela kolay da adapte olabiliyorum. Mesela Hindistan biliyorsun, Hindular genelde et yemez. Dünyanın en büyük vejetaryen ülkesi. Mesela Hindistan'a gittiğim zaman çok kolay sebze yemeye, yani et yememeye de adapte olabiliyorum. O biraz da adaptasyon işi. Ben Almanya'da bir zehirlendim bir doğum günü partisinde. Çünkü ben de mesela eskiden fast food ağırlıklı beslenebiliyordum ama şu an fast food'dan uzak durup daha çok lokal şeyleri tercih ediyorum. Mesela Asya'yı o yüzden seviyorum. Çünkü Asya mutfağı, yani kendi lokal mutfağı bile hızlı servis üzerine kurulu olduğu için wok tavayla yüksek ateşte kısa sürede ya da paket yiyecek falan. Mesela ben Asya'da şu an keyfim yerinde. Çünkü pilavla ya da noodle'la makarna cinsleri sorunum yok artı. Yani şöyle, bizdekinin tam tersi. Bizde hani ana yemek vardır, pilav yardımcıdır ya. Pilav, makarna yardımcı yani şeydir yemeğin yanına. Evet. Burada ise ana öğün pilav ya da makarna olurken diğer işte sebzesi şey yardımcı. Yani öyle bir rol değiştirme olayı oluyor. Yani ekmek kültürü değil, daha çok pirinç kültürü olduğu için Geçmiş olsun bu arada. böyle bir şey var Almanya'da ama zehirlenmene yemek çok konusunda üzüldüm. duyamadım, ses kesildi soru sorurken ama yani şey o eski bir olay, yani 2008 Şubat'ta oldu, yani bayağı önce oldu 2008'de, yani 14 sene önce falan. Şöyle söyleyeyim, yani şu an mesela Nescafe falan zarar verebiliyor, granül kafe. Yani biraz böyle Hacettepe'de check-up yaptırdım geldikten sonra, biliyorsun Hacettepe mezunuyum, Hacettepe tıpta meşhur. Birçok şey buldular, yani birçok şey çıkardılar ama şey bulamadılar, yani o zehirlenmenin sebebini bulamadılar. Ama şu an mesela ben acı yiyebiliyorum aslında, Asya mutfağında acı da vardır. Ama mesela bazı şeyler, mesela sert kahveler de pek dokunmuyor ama mesela bir Nescafe, yani öyle en kimyasal, en işlenmiş şey bazen mesela soğuk terler döktürtebiliyor. Ya da bazen değişik. Ama yani sonuçta genel olarak mideme güveniyorum yani. Japonya'da da kaşık kaşık wasabi yiyebilen bir insanım yani. Artı dediğim gibi yani Asya mutfağını genel olarak seviyorum. Bu Yani eski bir arada foodie'yim. Artık daha az yemeye çalışıyorum. Evet. Buyur. üçüncü soruma geçeyim istersen. Evet Mehmet. Hı. Başından geçmiş en enteresan olayları merak ediyorum. Şimdi Mehmet şöyle bir şey var. Yani 17 sene boyunca seyahat edince birçok başından ilginç şey geçiyor. Yani mesela şu soruyu değişik zamanlarda sorsan değişik cevaplar alabilirsin. Mesela ben bir gün Türkiye'yi gezmeye ilk başladığım zamanlarda şey olmuştu. Ninenin, yaşlı bir teyzenin bir tanesi Kürtçe bir şeyler söylüyordu. Yanında torunu vardı. O bana Türkçe'ye çevirdi. Ben yanımda Polonyalı arkadaş vardım. Ona İngilizce'ye çevirdim. O da uzaktaki Polonya arkadaşı Lehçe'ye çevirdi. Yani bir cümleyi Kürtçeden Türkçe'ye, Türkçeden İngilizce'ye, İngilizce'den Lehçe'ye aynı ortamda çevirmiş olduk. Ya da mesela 2006'da mesela misafir ağırlarken evde mesela 4 yabancı birden vardı. Bir de Azeri arkadaşım ben. 6 farklı kişi, 6 farklı ülke bir araya gelmiştik. Sen yani şey gibi, farklı millet birleşme toplantısı gibi. Yani değişik şeyler geliyor zaten de. Şöyle söyleyeyim. Sosyoloji hocam benim şey derdi. İnsanlar cahilleştikçe, cahilliği arttıkça olaylar karşısında şaşırma oranı artar diyordu. O yüzden şöyle bir şey söyleyeyim. Daha çok şey gördükçe şaşırmamayı öğreniyorsun aslında. Yani onun da onların normali olabileceğini. Yani o yüzden aslında şaşırmamaya çalışıyorum ama diğer taraftan da şöyle bir şey var. Şaşırmanın kendisi de güzel aslında. Yani çünkü mesela Brezilya'da Pantanal'da Amazon altı yağmur ormanında ososop çekerken mesela iki tane kuş gördüm. Yani büyük bir tukandı, yani o gagası bir kuş adam var ya. Yani Aa. böyle gerçek hayatta iki tane tukanı, ya çünkü uzaktaydı biraz ama yani sanırım tukandı yani, çünkü şeyden dolayı, gagasının vücuduna oranından dolayı. Yani insan şaşırabiliyor yani, sonuçta her zaman görebileceğin şeyler değil bunlar.
O yüzden de dediğim gibi bu soru biraz subjektif ve yani ne zaman sorsan sana değişik bir şey söyleyebilirim. Çünkü seyahat etmek zaten insanı hikaye anlatıcı haline getiriyor. Ve artık hikayeler de kanıtlanabiliyor. Ben her zaman şunu söylerim Marco Polo'nun dediği gibi. Gördüklerimin yarısını anlatmadım. Çünkü zaten inanmazlardı diyor ya. Çünkü 13. şey Çok güzel bir 14. laf. yüzyılda Çin'e gidiyor. Aynen ve döndükten sonra diyor yani gördüklerimin yarısını anlatmadım zaten inanmazlardı ama artık teknoloji çağında olduğumuz için çok kolay kanıtlanabiliyor, şey yapabiliyor bir yerden bir yere çok hızlı yayılıyor. O yüzden de bambaşka bir çağdayız şu an. Hemen dördüncü soruma geçeyim. İnsanların da merak ettiği bir şey bu. En gelişmiş ülkeler ve sence gelişmişlik kıstası nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim Mehmet, ben aslında yani gelişmiş ülkeler pahalı olduğu için yani çok pahalı ülkeye çok vakit geçirmeyi seven biri değilim. Çünkü şöyle söyleyeyim, uygun fiyatlı seyahat benim daha çok işime geliyor. Çünkü yüksek meblağları verip kısa sürede seyahat etmektense daha düşük meblağlarla daha uzun süreli bir seyahat benim daha çok hoşuma gidiyor. Ama tabii mesela ben Japonya'ya gitmişken bir ay kaldım. Ama mesela şöyle de Avrupa'da mesela 3 farklı ülkede yaşadım. Almanya'da, Yunanistan'da ve Polonya'da. Yani o yüzden çalışma üzerine ve oturumum varken daha rahat gezebiliyordum. Ama mesela Singapur'da 4-5 gün kaldım sadece. Şimdi şöyle söyleyeyim ama tabii mesela Hong Kong'da da mesela 10 gün kaldım ve bayıldım. Şimdi şöyle bu soruyla da alakalı şey söyleyeyim. Hatta az önce konuşmuştuk seninle şeyden önce. Mesela Singapur gelişmiş bir ülke. Singapur Güneydoğu Asya'nın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi ama bu gelişmişliği programlı demokrasiyle yakaladı. Yani her şey yasak. Sakız çiğnemek yasak, duruyan yasak, yere tükürmek yasak. Yani çünkü kurucu lider biraz Malay Federasyonu'ndan ayırıp sert kurallarla gelişmişliği şey istediği için o yüzden de yani böyle dünyada programlı demokrasiyle gelişmişliği yakalayan tek ülke ya da ender ülkelerden biri. Ya da mesela Güney Kore gibi programlı ekonomiyle gelişmişliği yakalayan ender ülkelerden biri de mesela Güney Kore. O da mesela 50'li yıllarda Türkiye, Mısır, Güney Kore aşağı yukarı aynı seviyedeyken hatta Kore biraz daha fakirken şu an mesela biliyorsun teknoloji üreten bir ülke. O yüzden mesela Japonya'da 70'lerde 80'lerde çok hızlı kalkındı ve ondan sonra mesela durağan bir ekonomi yani şişkin bir ekonomi. Çünkü neden? İnsanlar teknolojiden başka bir şeye çok fazla para harcamak istemiyor. Yani tutumlular, minimal yaşıyorlar. Mesela Japonya'da ilginç bir örnek. Şişkin bir ekonomi ama düzenli düşen fiyatlar. Yani enflasyon yerine deflasyon var. O yüzden şöyle söyleyeyim. Ben mesela şanslıyım. Amerika'ya ve İngiltere'ye 15 yaşına gittim. Yani biliyorsun Amerika, İngiltere bunlar en gelişmiş ülkelerden birkaçı. Ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bazen gelişmiş ülkeler yani gelişmişliğin verdiği şeyle de daha yani geç reaksiyon verebiliyor. Gerçi mesela Amerika biliyorsun Silikon Vadisi sayesinde hep öncü oluyor yani yeni teknolojilerin. Ya da mesela şöyle Japonya'nın mesela bir özelliği gelişmiş bir ülke ama bir tarafı da hala geleneksel. Mesela insan o da cezbediyor. Gelişmişlikle geleneksellik arasında denge. O yüzden bir de şöyle, bu soru da gene subjektif. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Mesela Malezya ilginç bir örnektir. Mesela Malezya'yı mesela çok fazla şey yapamazsınız. Bazı mesela ölçülerle mesela baktığın zaman Malezya gelişmiş bir ülke şey yaparsın. Bazı ölçülerle baktığın zaman gelişmekte ülke olan gibi yani gözüne yansır. O yüzden gelişmişliğin de ölçüsü biraz değişik. Ya da mesela Meksika, Brezilya özellikle Meksika fakir ülke statüsünde görülür ama mesela bir Meksika pasaportu, bir Brezilya pasaportu gayet gelişmiş ülke pasaportu gibi birçok ülkede tanınır. Yani mesela Avrupa'ya vizesiz girebilir bu pasaportlar. O yüzden gelişmişliğin ölçüsünü birazcık daha geniş spektrumla alırken ona göre de yani hangi açıdan baktığımıza göre de daha detaylı incelemek gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler cevapların için. Son olarak bir bonus soru belirledim. Teknoloji nereye gidiyor? Teknoloji nereye gidiyor? Evet, Mehmet. Aslında bu soru güzel çünkü sen yapay zeka çalışan birisin. Machine learning, ondan sonra nesnel interneti, programlama dilleri. Ben de siyaset eğitimi üstüne uluslararası ilişkiler yüksek lisansına devam etmiş biriyim. Yani böyle bir nevi gelecek projeksiyonu kurabiliyorum. Yani yönetim odaklı bakıp.
Şöyle söyleyeyim Mehmet, bir kere seyahat etmek bile kabuk değiştirdi. Yani bundan 10-15 sene önce, ben 17 sene önce başladığım zaman turizm informacı, yani turizm danışma bürolarına giderdik. Hard copy, yani o kağıda basılmış ya da kuşa kağıda basılmış haritadan alırdık. Ondan sonra haritada işaretlerdik ya da kafada oluştururduk nasıl gideceğimizi. İnsanlara bir hafta önceden haber verdik ben geliyorum diye. Bol bol araştırma yapardık ya da landlı plaketler falan fotokopiye çoğaltılırdı. Ama şimdi ise biliyorsun WhatsApp sayesinde 24 saat ulaşabiliyoruz. Google Earth sayesinde gitmeden gitmiş gibi sokaklarda gezebiliyoruz. Kalacak yer konusunda son dakika bile şey yapabiliyoruz. Mobil internet hızlandı. Hatta bazı operatörler sınırsız paket verebiliyor çok uygun fiyata. Mesela buradan önce Malezya'daydım ben. Sınırsız paketim vardı. Yani hiç internet kotası var mı yok mu dert etmek zorunda değilsin. Ama mesela Endonezya'da o aynı şeyi yakalayamadım. Yani çünkü biliyorsun özellikle dijital nomadsan ya da teknoloji tabanlı iş yapıyorsan internetin hızlı olması, internetin sınırsız olması çok önemli. Kesinlikle. Şöyle de söyleyeyim bir de ben sana toparlarsam. Hologram. Geçen gün bir haber okudum. Holoport diyor. Yani ilk defa hologramı fiziksel olarak bir yerden bir yere aktardıklarını söyler. Yani %50 başarıya da olsa. Yani yeni bir çağ geliyor aslında. Şu an alfalar doğdu ya çocuklar. İşte onlar büyüyecek beta. Yani onlar büyüyecek gamma. Aslında ben gamma çağına hazır diyorum kendim. Mesela şöyle bir baktığın zaman mağara adamı gibi gözüküyorum ama hologramla. Ama şöyle de bir şey var. Gene mesela benim pandemide kaybetmemin sebeplerinden biri de şeydir. Yani pandemiyi ben biraz kötü atlattım. Şöyle yüz yüze iletişim gibisi yok. Mesela ben sana davet ediyorum gel diyorum. Şimdi senin de mesela Singapur'da fuar var biliyorsun değil mi? Oyun fuarı, Asya Digital Games fuarı. Gelmeyi düşünüyorum diyorsun. Aynı havayı solumanın, aynı masaya oturmanın, aynı zemine basmanın yerini hala hiçbir teknoloji tutamıyor. Tamam mesela bak şu an aramızda 10 bin kilometreden fazla var ve yayın yapıyoruz, konuşuyoruz karşılıklı. Ama bunu aynı masada ya da aynı yerde yapmak ya da gün batışını beraber izlemenin verdiği zevk hala o teknoloji o şeye gelemedi ama işte yavaş yavaş ona hazırlık var. Yani çünkü sanal gerçeklikten sonra bir de arttırılmış gerçeklik. Yani olmayan şeyi oldurmaya doğru gidiyoruz. O yüzden ben şunu da savunuyorum. Zaman en büyük fenomen. Yani eğer zamanı çözebilirsek belki Benjamin Button hikayeleri gerçek olacak. Ama dediğim gibi bunlar zaten tamamen fütüristik şeyler. Çünkü zaman biliyorsun E eşittir MC kare. Yani ışık hızıyla da alakalı bir şey. O yüzden de bakalım. Çünkü sinerji fazla. Yani şu an 8 milyar sayımız hem az hem fazla. Yani şöyle fazla 8 milyar fazla. Ama mesela 8 milyarı bir araya koyduğun zaman yani yoğunluk olarak hala Manhattan'ı bile doldurmuyoruz. Yani sonuçta dünyada herkese yetecek alan var ama işte bazı yerler fazla yoğun, bazı yerler fazla az nüfusa sahip olduğu için. Bir de şöyle işte bütün sorun kaynakların nasıl yönetileceği olduğu için. Biraz bu pandemide de açıkçası şeye inanıyorum ben. Yani ülkeler kendi kendini test ediyor gibi. Yani mesela Çin hala açmadı biliyorsun. Japonya'da çok kısıtlaştı. Acaba kendi kendime yetebilir miyim? Dışarıdan herhangi kimse gelmezse, etki olmazsa. Biraz da onun ölçümleri yapılıyor gibi. Umuyorum şöyle akıl kazanacak. Akıl kazanmazsa yani Mad Max ya da tarihin gördüğü en büyük faşizm dijitallikle de geliyor olabilecek. O yüzden de ben şimdilik bunları söylemek istiyorum. Çok teşekkürler Cem. Bu görüşmemizde Evet. yine güzel aydınlatıcı bilgiler verdin bize. Çok teşekkürler. Bir sonraki görüşmemizde yeni sorularım olacak. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Bu yayını kapatalım istersen. Tamam Mehmet. Ben son olarak şöyle söyleyeyim. Bu programımız da mesela şöyle. Cem Gece'yi 92 ülke gezen kişi diye şey yaptın ya sen. İlk başta attın ya. Mesela Evet. benim pazartesi feribotum var 63 saat. Batı Timor'a. Oradan bağımsız bir ülke Doğu Timor'a geçeceğim. Mesela Doğu Timor'u gezdikten sonra, döndükten sonra programımız mesela 93 ülke gezen kişi olacak. Ondan sonra
Vietnam'a mesela bugün vize için başvuru yaptım ajent aracılığıyla. Mesela Vietnam'da olduktan sonra mesela 94 ki aslında bu program da interaktif bir program olacak ve biliyorsun senin de daha önce söylediğin gibi beraber yüzü göreceğiz ve belki de şöyle bir şey düşünüyorum. Mesela Barış Manço'ya da gönderme yaparak mesela adam olacak çocuk var diye. Mesela belki de 100. program yaptıktan sonra Cem Keçici 100 ülke gören adam ya da bilmiyorum belki de hala kişileyeceğiz ama yani sonuçta bu programları biraz interaktif yapmayı düşünüyorum. Hala çok fazla kişiye ulaştığımızı düşünmüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Biz mesela haftalık yayını oturtmaya çalışıyoruz ama bazen senin yoğun programın, mesela benim yoğun programım bizi bir araya gelmekten alıkoyuyor. Mesela ben Pazartesi yani iki gün sonra hafta sonundan sonra 63 saat feribotta olacağım ve yani feribotlarda mesela hala bir internet yok tamam kıyıya yanaştığı zamanlar mobil internet çalışıyor çünkü atlaya atlaya gidiyor şeyden limandan limana ama mesela açık denizde çoğu zaman internetim olmuyor. Çok teşekkürler. Çünkü Şöyle zamanımız söyleyeyim. da kalmadı. Hayır zamanımız evet yani şu an 7 dakika var hala. Yani bu Zoom toplantıları 40 dakikaya sınırlı. Yani ben de çok aslında uzun tutma taraftarı değilim ama şöyle şey söyleyeyim sana. Mesela senin soruların dışında ben de mesela ufak tefek açıklamalar ara sıra yapmak istiyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim. Ben mesela sen de biliyorsun geçen gün bir ekşi sözlük başlığı açıldı. Bir arkadaş açtı. Asgari Evet. ücretle dünya gezilir mi diye. Bir ara trend olur gibi oldu. Sonra birkaç müdahale mesela bir sorunsal kısmı eklendi moderatör. Sonra arkadaş dedik yaptı. Sonra mesela bir anda başlık sakinleşmeye başladı. Ben aslında şu an Türkiye'de biraz da umut olmak istiyorum. Çünkü gençler gezilemeyeceğini, gezmenin çok pahalı olduğunu düşünüyor. O yüzden de yani gene buradan sana söyleyeyim. Asgari ücretle dünya gezilir mi? Gezilmez mi? Bunu medyada bir haber yaptırmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de hala ulusal medyaya çok değer veriliyor. Ya da bazı mecralarda çıkan şeylere çok önem veriliyor. Çünkü mesela ben 2 gün önce bir şey yayınladım. Mesela Excel'de 7 sayfa başlık entry girildi. Mesela entry'lere tek tek cevap verdim. Tek tek cevap verdim ve aslında o da mesela güzel oldu. Çünkü ön yargılarla yazanları çok tasvip etmiyorum. Mesela gezmek deyince hemen aklına Avrupa geliyor. Gezmek deyince aklına hemen Schengen vizesi geliyor. Ondan sonra bankada hesaplar ama ben orada dedim ki ya Avrupa'ya daha kolay gezilir. Çünkü özellikle herhangi bir bilimsel, kültürel, sportif faaliyetle gittiğin zaman mesela Avrupa Komisyon kararı gereği vize ücreti bile ödemeden Schengen vizesi alabiliyorsun. Mesela ben Almanya'dan, Macaristan'dan, son 2 vizemi İtalya'dan bu şekilde aldım. Yani bedava Schengen vizesi. 18-30 yaş arasındaysan birçok programla her şeyin karşılanabiliyor. O yüzden yani ben bunları daha fazla yaygınlaşmak istiyorum. Mesela bir tanesi şey demiş. Türk Hava Yolları da yani Brezilya 22 bin, Singapur 8-9 bin. Yani zannediyor ki yani gezmek için böyle şey. Tabii bunu yapanlar da var. Yani mesela ben Maldivlere 8 gününe 75 bin lira tur paketle giden insan da biliyorum ama yani Brezilya'ya 22 bin TL ucuza gidebilirsin. Yani Singapur'a 8-9 bin TL'yi Kesinlikle. yola verip birkaç ayda da gidebilirsin. Yani illa işte o yüzden klasik ön yargıları kırabilirsek ve bu programlar aracılığıyla daha fazla kişiye ulaşabilirsek ki hala şu an mesela çok fazla kişiye ulaştığımızı düşünmüyorum. Çünkü diyorum ya ihmal ettim. Ben kendimden de söyleyeyim. 17-13 sene boyunca gezdim ama yani sosyal medyaya da ihmal ettim. Normal medyaya da ihmal ettim. Çünkü popülizmden kaçtım. Ama şu an dijitalleşmenin de getirdiği şeyle bu programları da yaptığımız gibi daha çok insana şey yapacağız. Daha çok insanla bir araya geleceğiz ve bunu yani daha sonra bir şeye de getirmek istiyorum. Mesela daha önceki programımızda dediğimiz gibi co-living, co-working yani bir arada çalışma, bir arada yaşama. Yani çünkü gelecek paylaşım ekonomisine doğru gidecek. Ve paylaşım ekonomisini doğru kullanabilirsek dünyayı biz global bir köy haline getirebileceğiz. Ve gene kapatmadan önce son olarak şunu söyleyeyim. Benim bütün yapmaya çalıştığım şey dünya en büyük ev, insanlık en büyük aile. Bu mottoyu yaşamak, yaşatmak ve herkese göstermek istiyorum. Çünkü biz bir aileyiz aslında. Yani biz bir eviz, biz bir köyüz aslında. O yüzden de geziyoruz yani diğerlerimizi görmeye, büyük ailenin geri kalanlarını görmeye şey yapıyoruz. Ve dünyaya gelmişken de
Yani farklılıkları yaşayıp gerçekten de yaşadığımızı hissetmek istiyoruz. O yüzden de çok teşekkür ederim bu fırsatı bana sunduğun için kapanmadan Ben önce. teşekkür Teşekkür ederim. ederim. Görüşmek üzere en yakın O zamanda. zaman görüşmek İyi üzere günler. diyelim. Bir hafta sonra dördüncü bölümle devam edelim. Kendine iyi bak. Bay bay. Hoşça kal.